İliç'te 9 arkadaşımız, 9 evladımız toprak altında kaldı ve maalesef artık orada bırakıldı. Bunun tek sebebi vardı. Birileri paraları istiflesin diye çıkan atıkları dağ gibi istifleyenler. Soma'daki tehlikeye dikkat çekenleri duymadıkları gibi İliç'teki madencilerin feryadını duymayanlar. Bu maden ısınıyor, başımıza bela olacak dendiği gibi bu dağ çok yükseldi, çatlaklar var, bir gün hepimizi önüne kaçacak diyenleri dinlemeyip paranın peşinde koşanlar İliç faciasına sebebiyet verdiler. Bundan sonra vatandaşlarımızdan talebimizdir, uyarımızdır. İliç felaketinin müsebbibini İstanbul'un felaketi yapmasınlar. Bu kadar baskı altındaki Sayıştay dahi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ndeki büyük yolsuzlukları görmezden gelememiş. Türkiye'de bir yerel yönetimde görülmedik kadar kötü ihalelerin yapıldığı, asla kabul edilemeyecek nitelikte yandaşların kayrıldığı, Balıkesir'in varlıklarının birilerine peşkeş çekildiği bir sürecin geldiği yerdeyiz. Bu pislikle vallahi ne yargı, ne Sayıştay, ne Danıştay baş edemiyor. Ama buna bir kişi dur diyebilir. O bir kişi Balıkesirlinin ta kendisidir. 31 Mart'ta bunlardan hesabı sormayı Balıkesirli hemşerilerimize bırakıyoruz. Bizim ittifakın adı Türkiye İttifakı. Peki içinde kimler var derseniz, Türkiye İttifakı'nın içinde kimler var biliyor musunuz? Milli takım gol attığında kim seviniyorsa bizim ittifakımızda onlar var. Köşesinde CHP. Sokak Cumhuriyet Halk Partisi'ni istiyor. Sizden bunun için destek istiyoruz.